Efendim arpası. Tamam. Hızır reis yoldaymış. Çatılardakileri indirin. Tamam abi. Şimdi. Sıra bizde abi. Murat'a haber ver. Şimdi başlıyoruz. Dinliyorum. Emin misin? Tamam. Teşekkür ederim. Sizin için çok üzücü bir haber ilettiler. Biraz sonra size de bilgi gelecektir. Neymiş? Ziya adliye çıkışında Hızır'a suikast düzenlemiş. Maalesef Hızır ölmüş. Size söylemiştim. Ünal boş durmayacaktır. Onu yok etmeliyiz diye. Sözümü dinlemediniz. Önce Yaşar, şimdi de Hızır. Ne oluyor burada? Ziya Yaşar'ı öldürmemiş. Hatta bence Hızır'ı da öldürmemiş. Hızır Reis de yoldaymış. Davut Bey, ben gelmeden kimsenin kafasını koparmayın dedi. Israr etti. Bizim de zaten acelemiz yok. Öyle değil mi sen? Benim var. Otur lan, otur. Her yerde adamlarım var. Vardı. Hepsi öldü. Çatılarda sniperlar var. Bana zarar veremezsiniz. Onlar da öldü. Bir tek sen kaldın. Efendi efendi otur. Efendi efendi sıranı bekle. Reis, bu traktörün revorkuna öyle mi yüklüyorlar? Ben mi yanlış görüyorum? Yanlış görmüyorsun Zafer. Bunlar gizli çevirme konusunda abarttı yalnız. Neredeyiz, biz sürgünde miyiz? Otelci olduk diye emekli mi olduk? Olduk. Biz artık legaliz. İlgilenmiyoruz abimin kimi niye öldürdüğüyle, kimle ne iş yaptığıyla. Yalatmayayım Fahri adına. Yardım açısından yani. Çabuk çabuk. Fahri abi ne oluyor? Abim birazdan gelecek. Ona sorarsın. İyi de ben sana sordum abi.
Sem içeride. Davut Bey'le beraber. Adamlarını indirdik. Abini bekliyoruz. Bak. Gördün mü? Hiç de zor değilmiş. Demek ki anlatmak isteyince gayet güzel bir şekilde anlatabiliyor musun? Hatta bunu daha önceden yapsaydın her şey daha kolay olurdu. Yoğun olduğunu duyduk İlyas. Meşgul etmek istemedik. Gelin abi. Hepiniz üstüme gelin. Gelin. Yaşar. Merhaba Davut Bey. Sana da merhaba şerefsiz. Davut Bey, dolar düştü. Gördüm Yaşar. Gördüm. Yaptıklarınız karşılıksız kalmayacak. Beni öldüremezsiniz. Niye? Sizin yaptığınız her şey karşılıksız kalıyor. Az önce beni öldürtmekte başarılı olsaydın karşılıksız kalacaktım. Abi ne demek az önce seni öldürüyordu? Adliye çıkışında amcamı öldürmek için çatıya tetikçi koymuş. Ha. Bu arada sen Ziya tetikçini öldürdü. Bakın, dinleyin beni. O tetikçiyi ben koymadım. O kesinlikle Ünal'ın adamıdır. Ünal'ın adamı olan Ziya. Yani senin tetikçiyi öldüren. Bilmiyorum sen görür müsün ama Ünal da birazdan burada olur. Davut Bey, bence siz de burada olanları görmeyin. Daha sonra belki başınız ağrır. Değil mi Sam? Sizi artık kimse kurtaramaz. Bence artık seni hiç kimse kurtaramaz. Dayı, ben seni uğurlayayım. Demek beni öldürecektin ha? Hem de karımla beraber. Sebep? Ders vermek için. Kime? Sizin sözünüzü dinlemeyen herkese. Biz sizin sözünüzü dinlemiyoruz arkadaşım. Siz bizim sözümüzü dinleyeceksiniz. Ve biz size diyoruz ki, ulan Amerika, dostumuz değilsin. Senin başka bir lafın var mı? Hazır Reis. Artık benim söyleyecek bir şeyim yok Yaşar.
Amcam da onu son yolculuğuna vurguladı. Abi biraz konuşabilir miyiz? Bugün mü İlyas? Yani... Mümkünse abi. Eğer başka bir programın yoksa. Bugünkü planımda... boşanmak, ölümden kurtulmak, Sem'i öldürmek vardı. Boşandım, şükür hayattayım. Sem'i hallettim. Birazdan Ünal gelecek, onunla ilgili kararımı henüz vermedim ama... hala konuşmak istiyorsan seni dinliyorum İlyas. Yok. Bugün şart değil abi. İşin yoksa bu akşam otele gel diyecektim. Neticede senin otelin. Hani gidecek bir evin de yok gibi görünüyor. Ne bileyim. Geleceği planlarız dedim. Merhaba Özür. Buyurun abi. Seni dinliyorum. Sana tam bağlılığımı bildirmek için geldim. İzin verirsen artık ben de emekli olayım. Sen de masanı ve bölgeni istediğin gibi yönet. Artık güç sende. Hani emekli olmak yoktu? Ünal Bey. Ama senin de bana ihtiyacın yok. Seni Amerikalılara bölgenin en güçlü adamı olarak kabul ettim. Üzerime düşen son şeyi de yaptım. İhtiyacım var. Danışmanlığına, ilişkilerine. Ve tecrübene. Lider sensin. Nasıl emrediyorsan o. Mekana sığmazam.